Evet saygıdeğer konuklar, demokratik, laik, çağdaş ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün yılmaz savunucusu, özgürlüğün, hak, hukuk, adalet ve ahlakın öncüsü, gençliğin umudu, halkın umudu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun teşriflerini arz ediyorum. Yanlış yok sözünde, adamızın izinde Kılıçdaroğlu. Samsun'dan Antalya'ya, Edirne'den Ardahan'a, yüreğinde Anadolu. Teşekkür ederim gençler. Teşekkür ederim. Beni dikkatle dinlerseniz çok daha mutlu olacağım. Sağ olun. Efendim, güzel bir protokolümüz var. Tek tek sayarsam hata yapmış olabilirim. Ama Sayın Dervişoğlu da izin verirse sevgili dostlarım diyelim. Değerli dostlarım, hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, onur verdiniz. Güzel bir toplantıyı gerçekleştiriyoruz. Belediye başkanlarımıza seçimlerden önce şunu söylemiştim. Harcadığınız para sizin paranız değil. Milletin parası. Dolayısıyla hangi yatırımı yapıyorsanız kaç liraya yaptığınızı da mutlaka halka anlatın. Burada dikkat ettim. Sayın Başkan, küçük bir film, güzel bir film yaptığınız çalışmalarla ilgili olarak onu seyrettik. Her yatırımın altında onun yapım bedeli de yer alıyor. Dolayısıyla teşekkür ederim bunu dikkate aldığınız için. Bir açılışı yapalım dediler. Evet, açılışın yapıldığı 13 projeden açılışın yapıldığı yerde son derece değerli ve önemli. Sosyal bir devlette her yurttaşa devletin el uzatması gerekiyor. Özellikle engellilere daha fazla pozitif ayrımcılık yapması gerekiyor. Ama maalesef çoğu kez engellileri kentte evde hapsediyoruz. Onların eğitimine yeterli önemi, yeterli desteği vermiyoruz. Bu bağlamda bugün burada açacağımız engelsiz köy gerçekten son derece güzel. Pozitif ayrımcılık yapmışsınız, yoksul bir mahallede kurmuşsunuz. Bu açıdan son derece değerli ve önemli. Sizi yürekten kutluyorum sevgili başkanım. Efendim, dedik ki belediye başkanlarımıza, seçildiğiniz andan itibaren size oy versin vermesin bütün kenti kucaklayacaksınız. Bana oy vermedi, ben oraya hizmet götürmeyeyim anlayışı hiç olmayacak. Çünkü yeni bir siyaset anlayışını, ahlaklı bir siyaset anlayışını, adalete dayanan bir siyaset anlayışını yaşama geçirmeye çalışıyoruz. Dostlarımızla beraber yapıyoruz bütün bunları. Ve bizim belediye başkanlarımız sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanları değil, bizim belediye başkanlarımız Millet İttifakı'nın belediye başkanlarıdır. Dolayısıyla çok daha geniş bir kitleyi belediye başkanlarımız kucaklıyorlar. Dedim ki ayrımcılık yapmayacaksınız. Ama yoksul mahallelere pozitif ayrımcılık yapmak gerekiyor. Onlar kentin kültüründen, kentin olanaklarından yeteri kadar yararlanamıyorlar. Kentsel dönüşümle ilgili de gösterdiğiniz filmde güzel bölümler var. Öncelikle bir gerçek var. Evler üst üste yığılmış, bir tek ağaç bile görünmüyor. Ama yapacağınız kentin de görseli vardı burada. Binalar ve aralarında kocaman yeşil alanlar. Ağaca hasret aslında. Hepimiz ağaca, güzel bir doğaya hasretiz. Çocuklarımızın güzel bir doğada, güzel bir kentte, parklarda, yeşillikler arasında koşmalarını, eğlenmelerini isteriz. Dolayısıyla yeşil bir kente duyulan ihtiyaç çok daha fazla. Yapacağınız kentsel dönüşümde bunu gösterdiniz ama gelip bakacağız ayrıca. Bittikten sonra gelip ağaçları göreceğiz. Ağaçların altında oynayan çocukları göreceğiz. Ağaç sadece tek başına bir ağaç değildir. Ağacın altına uzanıp göğe baktığımız zaman sonsuzluğu görüyoruz ve düşünüyoruz. Kainatın büyüklüğünü görüyoruz. Ağaç aynı zamanda kuşların konduğu, diğer canlıların en azından koşarak, en azından seslerini çıkarak
güzel bir yaşam sürdürdükleri bir alandır ağaçların bulunduğu yerler. Dolayısıyla yeşillik sadece bizim için değil, kentte yaşayan diğer canlılar için de zorunlu olan bir alandır. O açıdan yeşilin artmasını isteriz. Efendim, kentsel dönüşüm yapılırken mahalle kültürü unutulmamalı. Aynı mahallede yaşayan insanlar, bunu en iyi muhtar kardeşlerimiz bilir. Aynı mahallede yaşayan insanlar bazen düğünlerini beraber yaparlar. Çoğu zaman taziyelerini beraber yaparlar. Çocuklarını askere birlikte uğurlarlar. Dolayısıyla kentin kendine özgü, mahallenin kendine özgü bir kültürü var. O kültür çok değerli bir kültürdür. Kültürün temelinde de dayanışma yatar. Dolayısıyla kentsel dönüşüm yapılırken o kültürün göz ardı edilmemesi lazım. Covid-19 evet var, doğru. Çok kişi hayatını kaybediyor. Bu konuda çok başarılı bir politikanın izlenmediğini hepimiz de gayet net biliyoruz. Ama iktidar sahipleri oturup kalksınlar, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere, İyi Partili belediyelere, Saadet Partili belediyelere teşekkür etsinler. Eğer bizim belediyelerimiz olmasaydı, emin olun çok daha büyük felaketlerle Türkiye karşı karşıya kalırdı. Yönetemiyorlar, yönetemediklerini gayet iyi biliyorum. Bugün Kahramanmaraş'ta konuşma yapıyor değerli beyefendi. Yine tabii ana tema doğal olarak benim, Bay Kemal onun ana teması. Onu fazla ciddiye almamamız lazım. Ciddiye alınacak bir kişi engellilerin kadrolarını boş bırakmayan kişidir. Engelliler var mı? Ülkede var. 60 bin engelli kadrosu boş bekliyor, boş. Kardeşim, sen benimle uğraşacağına engellilerin boş kadroları var ya. Atasana oraya. Kura çek ata. Engel mi var buna? Engel yok. Dolayısıyla o kişiler ülkeyi yönetme konusunda kısır bir anlayışa sahipler. Ama göreceksiniz, Allah'ın izniyle iktidar olacağız. Bu ülkede barış, bu ülkede huzur, bu ülkede kardeşlik nasıl olur? Onu sadece Türkiye'de insanlarımıza değil, bütün dünyaya göstereceğiz. Barış içinde yaşayacağız. Huzur içinde yaşayacağız. Herkesin kimliğine, herkesin inancına, herkesin yaşam tarzına saygı göstereceğiz. Demokrasi mi? Evet, cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. 100. yılında yapacağız bunu. Bu da bizim Mustafa Kemal ve arkadaşlarına vereceğimiz en güzel armağan olacak. 100. yılında görkemli Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokrasiyle, gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırılmış olacaktır. Roman Çalıştay'ı yapacağız. Roman Mahallesi'nde açtığınızı söylüyorsunuz. Roman kardeşlerimize hizmet etmek çok ama çok değerlidir. Çünkü onlar kamu hizmetlerinden yeteri kadar yararlanamadılar. Kamu bürokrasisinden de yeteri kadar yararlanamadılar. Bunu gayet iyi biliyorum. Romanlarla ilgili bir stratejik plan hazırladık. Bütün belediye başkanlarımıza gönderdik. Önümüzdeki hafta Trakya'da Roman Çalıştay'ı yapıyoruz. Bütün roman derneklerini oraya çağırdık. Onlarla ilgili neler yapacağımızı da onları dinleyerek onlara anlatmaya çalışacağız. Engelsiz Yaşam Köyü'nde muhtar kardeşlerimle beraber olmak ayrı bir keyif. Muhtarlar mahallenin aslında, bana demokrat amca diyorlar ama muhtarlar aslında mahallenin demokrat amcaları, demokrat babaları, demokrat kardeşleri. Çünkü mahallede bir kişi bir sorunla karşılaştığında ilk kapısını çaldığı kişi muhtardır. Dolayısıyla muhtarların bulunduğu konumun, bugünkü konumunun daha yüksek bir yere taşınması lazım. Muhtarlık kurumunun güçlü hale getirilmesi lazım. Her gittiğim yerlerde muhtarlarla ilgili düşüncelerimi aktarırım. Ama şimdi böyle bir ortam yok. Ama bir muhtarlar toplantısı yaparsanız, o muhtarlar toplantısına gelirim. Bütün muhtar kardeşlerime muhtarlığı ne yapacağız? Hangi pozisyona taşıyacağız? Bütün bunları ayrıntılarına varıncaya kadar anlatırım. Efendim, bu güzel yatırımları yaptığınız için teşekkür ederim. Tabii sadece size değil, bütün belediye başkanı arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bütün engellere rağmen görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Hiç merak etmeyin. Önümüzde güzel günler var. Hep beraber sandık gelecek ve demokrasiyi yeniden ayağa kaldıracağız. Hep birlikte güzel, huzur içinde
bu ülkede yaşayacağız. Tekrar hepinize yürekten teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanı, arkadaşlarını, belediye başkanlarımızı da yürekten kutluyorum.